Arkadaşlar selamlar. Bu arada bunu Türkçe yapmayı unutmuşum, orada Türkçe yapalım. Bu arada arkadaşlar uzun vadede Euro dolar paritesinin alım yönüne doğru olduğu okunuyor. Uzun vadeliye tıklayalım. 159'luk bir dilim alım yapıyor. MetaTrader 4 ve bazı şablonlar kullanıyorum bu arada. Teyit etmek için. O da yukarı doğru bir otomatik trend line'ı kendi çiziyor şu an. Yukarı doğru bir gidişat var ve alım yönünde işaret koyuyor. Bunu alım yönünde değerlendirmek istiyorum. Turbo'yu açıyorum. 10.000 11 dolar. Şurayı ayarlayalım. Euro dolar seçeneğine tıklayalım. Tercihlerle aynı yönde olduğu için MetaTrader 4'ün de önerisine dikkat alıyorum. Arkadaşlar bakın şuradan 1 dakikalık, gerçi bu 5 dakikalığı ayarlayalım arkadaşlar. 5 dakikalıkta da baktığınız zaman şu trend çizgisini kendi otomatik çiziyor. Yukarı doğru bir yön verdiğini görebiliriz ve en son gelen de şeyin alım yönünde olduğunu görmekteyiz, sinyalin. Bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar şu an. Bakalım. Bu Meta 4'ü sadece teyit etmek için kullanıyorum. İşe tam yaradığını gördüğüm zaman paylaşabilirim sizinle. Bu şablonu bir arkadaş sayesinde benim elime de geçti. Sağ olsun, benimle paylaştı hem de anlattı. Tekrar dönelim şimdi. 5 saniye var. Evet, bu pozisyon şu an için kazanmış gözüküyor. Evet, 5 dolar. 3,55 dolar para kazanmış oldu. Binari burada onaylanıyor. Kazandı. 15 dolar oldu bakalım. Teyitlerimize devam edelim. Hala yön aynı şekilde, en son gelen sinyal bu. Kendi içinde ufak bir aşağı doğru bir yön çizmiş şurada ama esas ana trend line şurası. Şuradan da aşağı doğru bir şey yapmış. Başka şablonlardan da bir bakalım. Best 1'den bakalım. Bak yine bir trend şey geldi. Arkadaşlar yine bir sinyal geldi. O da yukarı doğru sinyali. Tamam, bunu değerlendirmemiz lazım. Tekrar dönüyoruz. Yani tercih yönüne uymadığı zaman bazen bırakıyorum arkadaşlar o trend line şeyini. Ama işe yaradığını gördüm. Yani en azından bir fikir veriyor. 5 dakikalık çizelgede şu an sinyal veriyor otomatik. Bakın burada yukarı doğru bir zigzag çizgisinin yukarı doğru olduğunu da görebiliriz. Diğer şablonlardan da bunu teyit edebiliriz. Şuradan bakalım. Best 2'ye bakalım örneğin. Yukarı veriyor gidişatı. Bir de best 3'e bakalım. Ya da yukarı doğru bir sinyal. Şu an gidip bakalım. Evet. Yukarı yönlü hareketi doğrulandığını bu şekilde görebiliriz. 50 dolar, 50 dolar veya 500 dolar, 500 dolar koysaydık şu anki pozisyonu almıştık ama tabii ki biz bir sistem dahilinde gidiyoruz. Ondan dolayı bu şekilde bakın 8,55 dolar kazandı. Yani mesela biz buraya bir 100 dolar koymuş olsaydık 71, 2 tane 100 dolar, 140 dolar kazanmış olacaktı. Şimdi gidip bakalım. Yukarı doğru bir şey var. Burada da kendine göre bir eğim yapmış. En son sinyal bu. Yine bir trend geldi. Sinyal geldi daha doğrusu. Ama cross trend going up. Up. Yukarı. Yukarı sinyali veriyor hala. O halde biz de yukarıya doğru devam edelim. 5 dolar. Hem taciz yönüne yukarı hem trendler yukarı olduğuna göre biz de yukarı doğru adımlarımızı atıyoruz. Bunu tam net bir şekilde belirlediğim zaman arkadaşlar sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü hani
Henüz daha test aşamasında kendi hesabımı kullanıyorum ama sinyalin doğru şekilde çalıştığı şu an için gözüküyor. Aşağı doğru sinyal verdiğinde açıkçası denemedim. Yani tarayıcı yönüne ters bir şekilde sinyal aldığımda ya orada duruyorum. Tarayıcı yönüne eşit mesafe, yani aynı yönde olsun istiyorum daha doğrusu. Arkadaşlar, bakın üçüncü adımı at, yani üç kere üç kere takas koydu, üçü de şu an için geldi. Hem tarayıcı yönü işte, üçüncüsünün de geldiğini görüyorsunuz. Kazandı. 22 dolar oldu. Evet, halen yukarı doğru devam ediyor. Uzun vadeden kontrol edelim. Değişen bir şey var mı? Hayır. Tahviller yine %59. Ama bu tahviller tabi yani kısa vadeye göre mi hareket ediyorlar, uzun vadeye göre mi hareket ediyorlar? Ama tahvilin alımı bu şekilde olmuş. Dur, boyu tıklayalım. Burayı ayarlayalım. Euro dolar. Şimdi bakalım halen yukarı doğru zikzağımızın yönü devam etmekte. Sinyal geldiği zaman ona da bir göz atıyoruz. Şimdi 5 dolarla yine devam ediyoruz. Bu sizle beraber açtığımız dördüncü takas olacak. Dördünde de sıkıntısız bir şekilde ilerlediğimizi görebilirsiniz. Buradan bakalım. Bu şablonları bana sağlayan arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Fikir alışverişleri yapıyoruz ve birçok şeylerde onlardan görüp öğrenebiliyoruz ve sistemimize entegre etmeye çalışıyoruz. Yenilik yapmak üzere. Döndük. Sanırım kırmızı var. Bir miktar düşüş oldu. Ama henüz ilk adımdaydık zaten. İkinci adımımız var. Heyecan ve paniğe izin vermeyelim. Bakın burada. 5 dakikalık çizelgede o şekilde bir görüntü. Evet, 0 saniye kaldı. 78. Kaybedildi. Biz de ikinci adım attık. Amacımız 4 adımda. Bazen ekstra bir adım çok nadir atarak karımızı almak. Onun için sık sık gidip bir değişen olup olmadığını buradan kontrol ediyoruz. 5 dakikalık dilim. Çıkış var şu an. Tacillerle aynı yönde. Burada kırmızı yandı ve kırmızı bir yeşil devam ediyor. Biz her ihtimale karşı üçüncü adımın ayağını hazırlayalım. Bakın 92, 93 oldu. 94. Evet, 50 dolara gerek kalmadan parasını kazandı. 10.031 dolar. Diğer şablona bakalım. Best 2. Best 2 en son verdiği sinyal yukarı. Best 1 en son verdiği sinyal yukarı. Best 3 o da yukarı gösteriyor. Peki. Devam ediyoruz o halde biz de. 5 dolarla yukarı yönlü. Madem yukarı doğru bir trend var. Trend yönünü bulmak her şeyden önemli arkadaşlar. Bu olay içerisinde. Trend yönünü bulduğunuz zaman zaten gerisi de kendiliğinden gelmiş oluyor arkadaşlar. Araştırmalarımız devam ediyor. Onun için biraz durakladım, biraz videolar azaldı. Çünkü
sisteme bakıyorum. Daha iyi bir halde acaba ne kullanabiliriz diye. MetaTrader 4'ün kanal yönüne en son verilen sinyale hareket ediyor. Şu trendline kanal yönü. Bravo bana. Arkadaşlar taciz yönüyle hareket ettiğimiz zaman ve ekstra bazı destekler aldığımız zaman kolaylıkla şeyi yapabiliyoruz. Trend yönünü bulabiliyoruz. 10.034 dolar. Evet, bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar.